Ben anları çok seviyorum. Mükemmel oyunculuklar. Hiç senaryoda olmayan bir göz hareketi, bir şey. Onlarını çok seviyorum ben bu işin. Veya Bu senin tarafları. için? Abi yani ilk üç demeyelim de hani çok, mesela ben Badana bölümünü çok seviyorum abi. Ya oradaki şeyi seviyorum. Bu kadar olmayacak bir şeyin bu kadar doğal hissettirerek Orada bir laf vardı. hayatımızda Yalnızca kimler girmesi. badana yapabilir falan, öyle bir şey vardı. Çok çok Yalnızca cesurların işidir badana. cesurların Burada. işidir Abi badana. bu hayatımda duyduğum en komik şey benim mesela ya. Yani hayatımda daha komik bir saçmalık duymadım yani. Size ben bir şey söyleyeyim. Candaş, bu diziden çıkan sloganik cümlelerin %99'u Feyyaz'a ait. Abi Adam estağfurullah, televizyonda söyler mi böyle şey ya? nerede söyleyeceğiz başka? Baş başa sana Ya mı daha dün söyleyeceğim? gece konuştuk abi ya. Dedim ki abi beni çok övüyorsun dedim. Ne olur övme ya dedim. Şimdi Candaş, sevgili dostlar, Kıvanç, Kürşat, bu gerçeği dile getirmem benim övgü mü? Biraz, Yani biraz övgü. Allah Allah, bu cümleleri Feyyaz buluyor. Bunun Ama neresi övgü? olsun abi, Tamam da olur mu? söyleyince övgü olur işte. Evet. Söylemesen olmaz. Ayrıca öv zaten, bir o da seni övdü, 2 saat birbirinizi övün. Bir sıkıntı yok Ben yani. kimseyi Hayır, ben övmüyorum. abi Hatta seni gıyabında övüyorum, sen canlı yayında övüyorsun. Beni. ben kimseyi övmüyorum kardeşim. Ben seni övsem sen bunu anlarsın. Ben bir Anladım hakikaten, işte. Kırık tamam, gibi değil mi? belki de bu yüzden cesurların işidir badanayı sen bulmadın mı? Ben seni yılgın bir hoşgörüyle ve bilmem ne sen bulmadın mı kardeşim? Kadın programı Abi gibi bu bağıralım niye birbirimize. siyaset şeyi gibi oldu? Görüş Ben mü seni odasına dinledim. alayım? Ben seni dinledim. Yanlış anladın mı? Abi Yani yani Feyyaz'ın böyle olağanüstü bir yeteneği var bu konuda. Bir Allah mevzunun özünü tek cümleye indirgeyip. Tövbe yarabbim. Kalçaları çok güzeldir sana. Salçalarım Onu da çok güzel. söyleyeyim. Efendim, beli bel kıvrımı falan çok iyidir yani. Bilmiyorum. Konu nereye Yani geldik? gösterebilirim ama kesmek Diyor, zorunda. tadımız kaçar. Arkadaşlar, Tadımız kaçar. Feyyaz'cığım, benim bugün iştahla övmek istediğim iki insan Kıvanç ve Kürşat. Evet abi. Sıra oraya gelince ben o enerjiyi oraya Tamam. harcayacağım. Evet abi. Feyyaz, senin ilk üçünü soruyorduk. Abi, Badana'yı söyledin. Badana'yı çok seviyorum ama bir Ya sıralama yalnızca yapamayacağım. cesurların işidir badana. Yani nereden geldi sana? Nasıl mesela bir anda böyle bir şey? Ve ne alaka? Ya bir Abi badanacıyla mesela, ne bileyim, böyle hiç olmayacak bir duvarı mı boyattın ve cesurca yaptın mı bunu? Ne oldu yok ya? abi yani bilmiyorum yani de o an. Ya biz Candaş, ne oluyor biliyor musun? Mesela bir sahneyi tasarlıyoruz. Diyoruz ki bunlar kafede buluşup pazarlık yapacak. Genellikle ben hemen atlayıp diyorum ki mesela Feyyaz, bu tam senlik bir sahne. Bunu sen yaz ne olursun. Bir hissediyorum yani, adamın sahnesi o. Getiriyor bir eskiz getiriyor ertesi gün. Okuyorum, okuyorum, okuyorum. Arada bu cümle çıkıyor ve yapacağın hiçbir şey yok. Çok çaresiz bırakıyor seni. Sırf bu cümleden bir film çıkarır sen. Belki de yani bir deliliği, bir adamın o manyaklığını falan daha iyi nasıl anlatabilirsin falan. Dolayısıyla hiç yanılmadım. Yani bu senin sahnen dediğim her yerden inanılmaz şeylerle döndün. Hep tebrik ediyorum Feyyaz. Yine. Abi estağfurullah ya. Kürşat'la Kıvanç'ın Gibi'ye dahil olması nasıl oldu? Yani şimdi ikisinin de hayranıyız. Ben de Ama öyle abi. birçok insan yani seni daha önceki filmlerden biliyor. Aziz'i ben hani dergilerden mizahçı olarak çok iyi biliyorum ama onları bu kadar iyi, mükemmel oyuncu oluşuna gibi de şahitlik ediyorum. Benim gibi de bir sürü insan var. Projenin fikir babası da sen olduğun için merak ediyorum. Onlar nasıl Gibi'ye dahil oldular? Sonra kendilerine de sormak istiyorum çünkü. Abi şöyle oldu. Aziz de ben de biz Kıvanç'ta 10 küsür senedir falan tanışıyoruz. Biz 10 küsür yıldır Kıvanç'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu ve bizim yazdığımız bir şeyde yani oynaması gerektiğini Aziz'le konuşuyoruz zaten yani sürekli. Ne zaman bir şey yapıyor olsak ya bunda Kıvanç da olsun. Kıvanç da olsun. Yani bu 10 senenin sonunda ancak biz hani biz gibi yazınca orada yani o zamana kısmet oldu diyeyim. Zaten hani 10 yıldır hayalini kurduğumuz bir insandı Kıvanç. Bu böyle gidiyor silsile, böyle Evet. herkes. Yani arkadaş olarak da Doğru. çok sevdiğimiz için ve onu aktör olarak da çok beğendiğimiz için. Kürşat ise ben kendisini bir şeyin için bir Erasmus'ta gelen yamyam bölümü için bir takım auditionlar geliyordu.
Biz orada bir masa dolusu insan Kürşat'ın yolladığı audition'la aklımızı oynattık. O kadar iyi bir şey geldi. Orada da hani şeyi hatırlıyorum. Abi yani bu insanlar bugüne kadar neredeydi? Bu insanları niye kimse oynatmamış hiçbir yerde falan gibi bir tepki verdiğimizi biliyorum. O da sette yani biz oyununu sevdiğimiz insanı sette insan olarak da çok sevdik ve bizim audition'a gördüğümüz hani çok küçük bir kısmıymış o şeyin. Onun bize verebileceklerinin. Dolayısıyla böyle bir coştuk hep beraber. Kürşat, senin gibiyle tanışman, daha sonra buraya dahil olman nasıl oldu? Senin tarafından. Aynı bu şekilde oldu. Audition verdim. Daha sonra sağ olsunlar işte beğenmişler, seçtiler beni. Ardından ben Erasmus'a gelen Yamyam için aslında audition vermiştim. Oradaki Ersoy karakteri için. Sağ olsunlar daha sonra şeyi de yerleştirdiler. İşte ikinci yola büyü ayırtma yenilemesi, evet, bölümüne. Bir de Boyga'ya daha sonra koydular. Aslında atın bulunuşuna. Atın bulunuşuna. Yani burada aslında daha kıymetli olan şey bence Türkiye'de çok da yapılmayan bir şey olduğu için. Hani sıra bana geldi aslında övme sırası. Feyyaz'a da Azize de. En son 4 kişi seni bir övdü. Yani hazır ol. Biriktiriyoruz ya şu an. Öyle stüdyoyu öve öve koşarak çıkacağız buradan. Yani şunu diyeceğim, bu kadar dişi bir rolü, hani yani Ersoy önemli bir rol, Erasmus'a gelen Yamyam'da. Hakeza Boyga Hakan çok bölüm için yani çok önemli bir rol. Bunun bir no name bir oyuncuya emanet etme, çok kişinin yaptığı, yapacağı da bir şey değil Türkiye'de aslında. Daha değerli olan kısım bence bu bir yandan da gibi de. Yani birçok oyuncuya çok alan açtılar kendilerini göstermeleri için. Bu çok kıymetli. Bu da çok. Türkiye'de çok da yapılmayan bir şey. Öyle mi? Boyga'yı normalde Feyyaz oynar. Hani o oynamazsa celebrity bir arkadaşı oynar. Bu böyle olur yani genelde. Bu noktada çok bence değerli görüyorum ben bunu. O yüzden teşekkür ediyorum. İlkan'la Yılmaz'ın yani arasında da ama öyle değil mi? Yani bazı bölümler İlkan kahraman, yani izleyici gözüyle söylüyorum. Bazılarında Yılmaz kahraman. Yani ilk sezonda çünkü daha ağırlıklı siz. Feyyaz, bana geçen gece önerdiğin şeyi hatırlatır mısın burada? Ne ya? İki gece evvel dedi ki abi bir bölümde biz hiç olmasak mı dedi. Nasıl? Bir bölümde yani dedim hiç olmayalım biz. Bambaşka yani tamamen yabancıların olduğu bir gibi bölümü. Bu ne lan diye seyredin. Abi ama işte, finalde beliriyorlar. Finalde falan varız sadece. Ya bir takım olaylar oluyor. İzliyoruz. En son o olayın kahramanları bir şekilde geliyorlar. Bunlarla bizim kapımızı çalıyorlar. Bunlarla da çok ilgiliymiş. Biz kapıyı açıyoruz. Biz evet varız. Bitti. Müsait değiliz diyoruz. Bir fikir yani. Bir bunu evet, tabii ki daha değerlendireceğiz tabii de. Yapmaz. Yani ya, Kürşat daha senin daha bilmediğin neler var. Bizim hiç olmadı. Çıtayı daha da yükseltmişsiniz yani siz. Hem benim söylediğimden.